İsmi Azam ve duanın kabul şartları. Muhtar olan görüşe göre Allah ismi şerifi ismi Azam'dır. Eğer biri ismi Azam'ın şartlarından biri kendisiyle Allah'a dua edildiği zaman duası kabul olunur. Kendisiyle bir şey istendiğinde hemen verilir. Halbuki biz kendisiyle dua ediyor ve istiyoruz. Çoğu zaman dualarımızın kabul olunduğunu görmedik diye sorsa, Cevaben deriz ki, dua'nın elbette edepleri ve şartları vardır. Onlar olmadan dua kabul edilmez. Namazda olduğu gibi, namazın şartları yerine getirilmediği zaman namaz kabul olunmadığı gibi, dua'nın şartları yerine getirilmediği zaman da dua kabul olunmaz. Dua'nın ilk şartı helal lokma ile mideyi ıslah etmektir. Şöyle denildi: Dua, semanın anahtarıdır. O anahtarın dişleri ise helal lokmadır. Duanın şartlarının sonuncusu ise, ihlas ve huzuru kalptir. Cenabı Allah'ın şöyle buyurdukları gibi o halde siz dini yalnız Allah'a halis kılarak hep ona dua edin. İsterse kâfirler hoşlanmasınlar. Mü'min Suresi 14. Ayet Gerçekten insanın hareketi diliyledir. Huzuru kalp olmadan diliyle ifade etmesi, kapı önündeki bir kişinin manasız sesler çıkartması veya bekçenin dam üstünde gürültü patırtı koparması gibidir. Ama duada kalp hazır olduğu zaman o kalp ilahi huzurda kendisine şefaatçi olur, duası kabul edilir. Şeyh Mueyyiddin el-Cendi kudisesi ruhu zikri meşhur, haberi güzel, saygı gösterilmesi vacip ve neşredilmesi herkese öğretilmesi yasak olan ismi azamın hakikat ve mana aleminde hakikati ve manası vardır. Alemi suri ve lafızda suret ve lafsı vardır. Ama ismi azamın hakikati ehaddiyettir. Bütün kemalleri ve hakikati kendisinde toplamasıdır. Manası ise her asırda var olan kamil insandır. İsmi azamın manası ve sureti Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem varlığıyla vücut buldu. Cenabı Allah Efendimiz Hazretlerine kerameten ismi azamın öğretilmesini mübah kıldı. İsmail Hakkı Bursevi Ruhul Beyan Tefsiri Cilt 1 sayfa 37 39 11 Nisan Mevlana takvimi